Oldukça uzaklara 1900 yılına gidiyoruz. Frank James Marshall, Amos Byrne. D4, D5, C4, Vezir Gambiti. E6, merkez D5 piyonunu destekleyerek. At C3, at F6 ve burada Frank James Marshall'dan fil G5'i görüyoruz. Oldukça doğal ve bir o kadar da avantajları olan bir gelişim hamlesi. Kısaca bunlara bakabiliriz. Öncelikle birçok videomuzda D4'lü açılışlara karşı merkez mücadelesi için C5'in öneminden bahsetmiştik. Ki Frank James Marshall da biraz önce C4 ile bunu gerçekleştirmişti. İşte yapılan bu fil G5, D5 piyonunu koruyan atı açmaza aldığından dolayı rakibinin hızlı, rahat, sorunsuz bir şekilde C5 oynamasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca biraz sonra E3 yapıldığında ki bu şah filinin gelişimi için gerekli artık vezir fili piyon zincirinin dışarısına çıkarılmış olacak. Ve son olarak yaptığınız fil G5 stratejik anlamda size esneklik sağlayabilir. Nasıl mı? Şu noktaya kadar Frank James Marshall'ın vezir kanadı gelişimine öncelik verdiğini görmekteyiz. Ve kendisinin planlarından bir tanesi veziriyle oynadıktan sonra uzun rok atmak olabilir ki bu çok bambaşka bir hikaye olacaktır. Ya da açılan C1 karesine hızlı bir şekilde kalesini getirip yani rakibinden daha önde üstün olduğu vezir kanadından özellikle de C dikeyinden bir girişim elde etmeye çalışabilir. Bu rakibinizin kafasında daha fazla soru işareti oluşturacaktır. Peki, fil g5'e karşı Burn oyuna fil e7 ile geleneksel bir yaklaşımla devam etmiş. Şimdi atını açmazdan çıkardığı gibi bir yandan da kısa rok atmaya hazırlanıyor. Ve tabii ki bir noktada kendisi biraz daha dar bir alanda oynadığı için taş değişerek de rahatlama stratejisini izleyebilir ve bu nedenle bizim daha aktif, daha değerli filimizle kendi daha pasif filini bir noktada at e4 ile değişmeye çalışabilir. Peki bakalım. Fil e7'ye karşı. E3, kısa rok, at f3, mantıklı gelişimler. Ve arkadaşlar az önce bu fil G5'in birçok avantajından söz etmiştik. Fakat bir de sakıncası var. Genellikle bu pozisyonda büyük ustalar rakibinin biraz erkenden oyuna giren bu filine soru sormak isterler. Yani h altıyla, yararlı bir seçenek ile. altı ne sorar? Bu filinle ne yapmak istiyorsun? Bunu hemen görmek istiyorum. Yani fil alır f6 mı yoksa filini h4 karesine geri mi döneceksin? Fakat belki de Amos Byrne bu noktada şah kanadında rakibine bir zayıflık hedef vermek istemediğinden dolayı bunu oynamamış ve b6 ile aslında bu yapılar için oldukça standart bir fikirle oyuna devam ediyor. Çünkü e6 piyonu sebebiyle vezir filinin bu çaprazdaki geleceği şimdilik pek parlak gözükmüyor. Bu sebeple bu fili daha uzun bir çaprazdan geliştirebilir. B7 karesinden böylelikle bir noktada çok güçlü merkez karesine yerleşecek olan atını bu fil desteklediği gibi olur da rakip E4 karesinden değişime girerse bu kez D5 karesinde yani desteğe bir hayli ihtiyacı olabilecek olan merkez piyonunu da uzaktan destekleyebilir ve merkez denetimini arttırmış olur. Pekala, B6'ya karşı. Her ne kadar bu noktada Frank James Marshall'dan görmeyecek olsak da arkadaşlar rakibiniz B6'yı oynadığında tabi şunu da notlarımıza ekleyelim. B6'nın bir diğer fikri elbette C5'i de desteklemektir. Ve rakibinizden B6'yı gördüğünüz an standart bir tepki C alır D5 olabilir. Neden mi? Çünkü rakibiniz tekrar merkeze bir piyon yerleştirmek isteyecektir. Bu nedenle E alır D5 hiç de sürpriz olmaz. Ve şimdi E alır D5'ten sonra rakibinize bir ikilem yaşatabilirsiniz. Neden mi? Artık bu çapraz açıldı. Yani bu fil bu çaprazdan da gelişmek isteyebilir. Fakat biraz önce B6 hamlesini yaptığından dolayı eğer filini A3-C8 çaprazından geliştirirse bakın dikkat edin artık vezir kanadındaki beyaz renkli kareler biraz daha zayıflamış olur. Yani biraz tutarsız gözükebilir. İşte bu nedenle C alır D5 güzel bir seçenek olabilir. Bir diğer fikri olur da rakibiniz yine filini B7 karesinden geliştirmeye karar verirse artık siz onun elinden d alır c4 opsiyonunu almış olursunuz ve bu fil uzun bir süre daha daha açık bir çaprazda yerleşmemiş olur. Kendi piyonu tarafından çaprazı kapanmış durumda. Fakat tekrar oyuna dönecek olursak B6'ya karşı Frank James Marshall'ın tercihi burada hızlı bir gelişim ile fil d3 olmuş. Oldukça mantıklı. Bu fil rakibin şah kanadına çok güzel bir baskı uyguluyor. Ve lütfen şunu da Vezir Gambit'i oyunlarında unutmayın. Şah filiyle oynanıldığı vakit eğer C4'ü alabiliyorsanız genellikle büyük ustalar tarafından bunun tercih edildiğini görmekteyiz. Neden mi? D alır C4'e şimdi rakibiniz bir kez daha filiyle bu piyonu almak zorunda ve bu da ona ufak bir tempo kaybı yaşatacaktır ve siz aynı zamanda bu çaprazı da tamamen açmış olursunuz. Fakat arkadaşlar şunu unutmayın ki gelişiminiz bu şekilde oldukça gerideyken özellikle de vezir kanadından bahsediyorum. Şimdi D alır C4 ile siz merkez piyonunuzdan vazgeçtiniz ve rakibinize merkezde ikiye birlik bir piyon üstünlüğü bırakmış olursunuz. Tabii ki buna uzun süre göz yumulamaz bir noktada C5 ile tekrar rakibinizin merkezdeki piyonlarından birini almak istersiniz. Fakat hemen bu yapıldığında vezir E2 kale D1 bakın kale ile vezirin aynı dikeye gelmesi problemler oluşturabilir. Yani gelişim tam anlamıyla tamamlanmadan ilerleme kaydedilmeden yapılacak bir D alır C4'ün D dikeyinin açılması sebebiyle yine C5'i zorlaştırdığını söyleyebiliriz. Pekala. Bu nedenle fil D3'e Amos Burn şimdilik C4 yapmamış. Fil B7 ile oyuna devam etmiş. Fakat artık Frank James Marshall bizlere şunu söylüyor. Ben D3'teki filmden gurur duyuyorum. Bu fil mükemmel bir fil. Rakibimin şah kanadına bakıyor. Ve artık D alır C4 ile bu filmin rotasından ayırmak istemiyorum demiş ve bu nedenle kendisi C alır D5 ile merkezdeki gerilimi ortadan kaldırıyor. E alır D5 tabii ki merkeze yine bir piyon yerleştirmek için zaten E6'nın mantığı buydu. Ve böylelikle arkadaşlar artık merkezin daha kararlı bir hal aldığını görmekteyiz. Ve az önce söylediğimiz gibi D alır C4 ile bu fil bu çaprazdan ayrılmak zorunda kalmayacak. Çok rahatlamış oldu. En son alır e alır d5'e karşı. Burada fil alır f6 ve şimdi fil alır f6. Peki neden Frank James Marshall rakibine fil çifti gibi önemli bir avantajı vermiş olabilir? Bunu zaten oyunun devamında biraz sonra göreceğiz. Fakat şunu söylemek yerinde olur ki f6 karesindeki bir at şahının en güçlü savunmacı taşıdır. Yani Rakibin filinin baktığı h7 karesini savunduğu gibi bir yandan da olası piyonların ilerlediği kareleri de kontrol edebilir. İşte Frank James Marshall h4 ile aslında rakibini mat etmek istediğini bizlere söylemiş oldu. Şimdi arkadaşlar burası çok önemli. Satrançta atak nasıl yapılır? ve bir kanat saldırısı rakibimizin şahına saldırıyorken nelere dikkat etmeliyiz? Gelin kısaca bunları hatırlayalım. Unutmayın az önce H4 yerine Frank James Marshall çok doğal gözüken bir gelişim hamlesi yani kısa rok atabilirdi. Fakat kendisinin planı rakip şaha saldırmak, şah kanadındaki piyonları sürmek olduğundan dolayı eğer kısa rok atsaydı bu piyon ilerleyişleri kendi şahını da fazlasıyla zayıflatır ve rakibe çok ciddi karşı şanslar verebilirdi. İşte bu çok önemli. Aynı zamanda bir atak yaparken piyonlarımızın yardımını almak çok çok önemlidir. Çünkü piyonlar ilerlediğinde rakip kampta zayıflıklar oluşturabilir, dikeylerin açılmasına yardımcı olabilir ve taşlarımızın özellikle de yani kısa menzilli taşlar olan rakip alana yaklaşmak zorunda olan atlara o karelerde güzel bir destek sağlayabilir. İşte H4 bu açıdan oldukça önemli. Ve tabii ki en az piyon yapımız kadar taşlarımızın arasındaki uyum, taşların aldığı pozisyon da bize hangi kanattan saldıracağımıza önemli işaretler verebilir. Burada bakıyoruz filimiz rakibin şah kanadına çok güzel bakıyor. At yine şah kanadına yaklaşabilir. Dolayısıyla vezir. C3 karesindeki at da ufak ince bir manevrayla şah kanadına aktarılabilir. Ve ileride olur da aş dikeye açılırsa bu kale bulunduğu yerden saldırıya katılabilir elbette. Evet bu da güzel bir nokta. Ve şunu mutlaka unutmayın. Kanat saldırısı yaparken Merkezin durumu göz önüne alınmalı. Burada merkeze bakıyoruz ve kapalı diyemiyoruz. Evet şu noktada belki biraz kapalı gibi ama açılma olasılığı oldukça yüksek. Ve en önemli noktalardan biri göz önüne almamız gereken hususlardan bir tanesi şahımızın güvenliğidir. Çünkü atap, atak yaparken mat olmak istemeyiz. Evet burada Frank James Marshall'ın şahı halen merkezde. Belki kısa vadede bir tehdit yok fakat orta ya da uzun vadede bu büyük problemler oluşturabilir. Ancak tabii ki bütün bu saydığımız noktalar bizim avantajımıza olacak diye bir şey yok. Bu mükemmel çok iyimser olurdu. Yani e, biraz da problem çıksın değil mi? Ki şahın merkezde olması çok büyük bir problem değil. Vezir oynadıktan sonra fazlasıyla vezir kanadına rok atmaya vakit oluşabilecektir. Pekala. Burada. Evet. Frank James Marshall'ın tarafından pozisyona baktık. Gelin bir de Amos Byrne tarafından bakalım. Yani savunan taraf biz olalım. Burada siz olsaydınız ne oynardınız? Lütfen videoyu durdurup düşünün. Evet arkadaşlar. Çok fazla aday hamle var değil mi? Yani tonlarca. İşte Birçok videomuzda hep sözünü ettiğim, belirttiğim prensipler, ilkeler sizin tahmin ettiğinizden çok çok daha değerliler. Eğer burada siz rakibinizin kanattan saldırısına en doğru ve en etkili tepkinin merkezden karşı atak olduğunu biliyorsanız, birçok olasılık arasından C5'i C5 seçip çıkarmanız çok da zor olmayacaktır. Şimdi tabii ki merkez açılırsa rakip şah da merkezde olduğu için Marshall'ın şahı da oldukça zayıflayabilir. Bu önemli. Olur da vezir kanadına rokatsa bile bakın C5 vezir kanadından oyunu da destekler. Nasıl mı? D4'ü aldığında C dikeyi açılır. Rakip şaha atak yapabilir. Aynı zamanda vezir fil bataryasının kurulmasını C4'le de engelleyebilir ve daha sonra vezir kanadındaki piyon çokluğunu harekete geçirerek rakibin şahına saldırmak isteyebilir. Yani şunu söyleyebiliriz. Aslında satrançta prensipler, ilkeler bize sayısız olasılık arasından yolumuzu bul bulmamızı, hangisinin en doğru seçenekler olduğunu bize göstermede yardımcı olurlar. Yani birçok kapı arasından bize girilebilecek en doğru kapıları gösterir. Fakat kapıyı açıp içeri odaya girdiğinizde artık tek başınasınız, yalnızsınız. Uçsuz bucaksız taktiklerle karşı karşıya kalırsınız ve artık orada sizin hesap gücünüz, taktiksel beceriniz ortaya çıkar. Ki elbette hesaplamalarda da izlenilecek prensipler mevcut. Fakat burada Amos Byrne C5 yapmamış. Kendisi G6 oynuyor. Az önce demiştik ya, sadece prensipler ve ilkeler ışığında oyununuzu sürdüremezsiniz. Hesap da gerekli ve çok önemli. İşte G6'yı bu açıdan eleştiremiyoruz, çünkü siz C5 oynasaydınız burada, makinenin önerdiği gibi, Frank James Marshall'ın da kısa notlarında belirttiği gibi, fil alır A7 isteği vardı ve şimdi şah alır A7 yani makina C5'i önerirken fil alır H7 fedasını görmüştü. Şöyle bir güzelinden 20, 25, 30 hamle sonrasını da hesapladı. Orada mükemmel incelikli bir savunmayı da gördü ve ben bunu oynayabilirim dedi. Fakat tahta başında bir insan oturuyorsa bunu yapabilmesi çok çok zor. Şimdi işin güzel tarafı at G5 istiyoruz. Bakın zaten H4'ün fikri de buydu. Ve vezirin çaprazı açıldı vezir h5 bitirici olabilir. Olur da bu atı alırsanız artık h1'deki kale de atağa katılır. Açarak şah ve vezir h5 yine oyunu bitirirdi. İşte bunu gören Amos Burn h4'e karşı g6 oynuyor. Fil h7 endişelerinden tamamen kurtulmuş oldu. Fakat zaten Marshall da rakibinden bunu göreceğini biliyordu. Peki ne elde etti? h5. İşte bu g6 piyon sürüşü Artık Frank James Marshall'a H dikeyini açmasına yardımcı olacak. Yani şahınızın önündeki bu en sağlam olan piyon triyosunu bozduğunuzda bir zayıflık hedef vermiş oluyorsunuz. H5 ve burada H5'e karşı. Evet Stockfish yine şunu söylüyor. Biraz geç kaldın ama halen C5 yapabilirsin az önceki fikirler ışığında. Fakat burada Burn'un tercihi kale E8 olmuş biraz yavaş diyebiliriz. Yine çok kötü değil. Dünyanın sonu değil ama yavaş. Neden? Evet rakip şah halen merkezde. Ve bu rakip şahla kaleyi aynı dikeye getirdi. Bazı karşı oyun arayışları olabilir. Aynı zamanda Börn'ün şöyle de bir düşüncesi olabilir. Şahını belki F8 E7 karesinden bir noktada tehlikeli alandan uzaklaştırmaya da çalışabilir. Fakat H alır G6, H alır G6 ve şimdi H dikeyi açıldı. Bu kale hiçbir şekilde tempo harcamadan oyuna katıldı. Bu çok önemli. Ve bakın arkadaşlar G6 alışının diğer bir avantajı nedir? Az önce bu piyon iki tane piyon tarafından korunuyorken şimdi sadece F7 piyonu tarafından savunulmakta. Yani G6 piyonu hassaslaştı. Bunu gören Frank James Marshall vezir C2 ile oyuna devam etmiş ve bence bu hamle çok fazla yoruma ihtiyaç duymuyor. Ne istediğini görebiliyoruz. Evet artık burada makine şunu söylüyor. Sen C5 fırsatını kaçırdın yani karşı atak fırsatını. Şunu kabul edeceksin. Sürücü koltuğunda artık Frank James Marshall var. Direksiyon Marshall'da. Fakat halen dünyanın sonu değil güzel, dakik bir savunmayla oyunu sürdürebilirsin. Yani şah g7 ile. Evet bu g6 karesine desteği arttırır. Bir noktada kale h8 gelerek kaleleri değişip rahatlamak isteyebilir. Çünkü savunan tarafın izleyeceği prensiplerden bir tanesi taş değişerek pozisyonu rahatlatmak olacaktır. Fakat vezir c2'ye burn fil g7 oynamış ve bu oyunu kaybettiren hata işte Frank James Marshall'dan. Fil alır G6 fedası geliyor. F alır G6 vezir alır G6. Fakat yine Burn'ün bir düşüncesi vardı. Fil G7 oynarken nedir o? Birincisi vezir G6 şah temposuyla gelmedi ve ben savunma yapmaya, toparlanmaya fırsat bulabilirim düşüncesinde. İkincisi fil G7 oynarken bakın F6 karesini açtı. Uygun bir anda vezirleri gelip vezirleri değişip de rahatlamaya çalışabilir çünkü kendisi materyal önde. Bu mükemmel olacaktır. Fakat az önce kale E8 kötü demiştik ya işte hemen vezir F6 gelemiyorsunuz çünkü vezir alır E8 kale boşta. Ve burada at D7 ve işte at G5 atlar rakip alana yakın olmalı. Şimdi F7 karesinden bir hamlede mat isteği var. Ve bör şimdi vezire F6 gelmiş bunu engelleyerek. Çünkü artık E8'deki kaleyi diğer kale koruyor, boşta değil ve şimdi bakabiliriz. Lütfen videoları durdurup düşünün. Burada Frank James Marshall yerinde olsaydınız ne oynardınız? Evet, bu noktada belki görmesi o kadar da zor değil. Fakat lütfen şunu unutmayın, Frank James Marshall çok öncesinde burada yapacağı mükemmel hamleyi görmüştü ve bu devam yoluna girmişti. Evet, oyunun başından beri hiçbir şey yapmayan bu kale, kale A8 ile mükemmel bir fedaya imza atıyor. Şah alır A8 tek seçenek ve artık vezir A7 ile köşedeki şah mat edilmiş oldu. Frank James Marshall'dan mükemmel bir parti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenir, abone olur, yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Bence satrançta atak nasıl yapılır bu açıdan bakıldığında güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.